Futbol Arena'dan hepinize mutlu günler değerli izleyiciler. Galatasaray sahasında karşılaşmış olduğu Çaykur Rizespor'u 4-2 yendi ve geçen haftaki Göztepe galibiyeti sonrası oldukça fazla bir şekilde rahatladığını söyleyebiliriz. Çünkü rahatlamaktan bahsediyoruz. Gerçekten bundan 3 hafta öncesine kadar Galatasaray'ın ciddi anlamda küme düşme tehlikesi söz konusuydu. Fikstürü de zaten çok zorlu olduğu için bir panik havası olacaktı. Ama Galatasaray son 2 haftada almış olduğu 6 puanla bu krizi şu an için sonlandırmış gözüküyor. Galatasaray neleri doğru yapıyor, neleri hala yanlış yapıyor? Bu doğruların altında Buffett'in ve Gomis'in katkıları neler? Bugün bunu anlatacağız. Hadi başlayalım. Alanyaspor deplasmanından bu yana Galatasaray'da yavaş yavaş da olsa tempo yükselmiş durumda. Torrent geldiği günden bu yana eleştiriliyor. Biliyorsunuz 15-20 gün önce bir 2 haftalık ara verilmişti ve o aranın ardından Galatasaray Alanyaspor deplasmanındaydı. Sanki Torrent'in eli takıma değmişti o mücadelede ama yapılan hatalar da vardı. Torrent'in hataları da vardı ama bir önceki 3 maça oranla Galatasaray daha derli toplu gözüküyordu. Her geçen maç biraz daha iyileşen bir Galatasaray izlemeye başladık. Bu maçları kazanmaya çalışıyordu Galatasaray. Kazanırken de hırslıydı ama hırs her zaman olumlu bir şey değildir değerli izleyiciler. Hırsının kurbanı olduğu dakikalar, maçlar elbette yaşandı. Kazanmak istiyor Galatasaray ama oyuncular panik yapıyor. Dün de bu paniğin etkisi vardı aslında, özellikle ilk yarıda. Bu panik havası takımın pas trafiğini çok olumsuz etkiliyor, bunu baştan söyleyelim. Dün Gedson Fernandez'in muhteşem golü sonrasında Galatasaray biraz panik havasına girdi. Bu panik havasından çıkamayınca belki ikinci golü de yiyecekti ama yemedi. İlk yarıda Galatasaray taraftarları Göztepe galibiyetinin aslında yanıltıcı olduğunu anlıyorlardı. Onların da böyle bir panik havası vardı. Ama Van Aanholt'un muhteşem golüyle devre arasına beraberlikle giren Galatasaray İkinci yarıda gerçekten etkileyici bir futbol oyunu. İlk yarıda tek taraflı bir oyun vardı. Belki golden başka çok net bir pozisyonu yoktu Çaykur Rizespor'un. Ama orta sahada Gedson Fernandez Galatasaray'ı hallaç pamuğuna çevirdi. İkinci devreyle birlikte Galatasaray maç içinde büyümeye başladı. Gomis'in girmesiyle beraber de zaten müsabakanın tonu da değişti. Gomis'in enteresan bir enerjisi var. Hala çok güçlü. Fizik olarak son dönemde biraz zayıf olduğu için ilk 11'de başlamıyor. Bu bilgiyi paylaşalım. Güçlü olduğu kadar saha içerisinde çok önemli bir karakter ve saha içerisinde rakip takım kim olursa olsun çok önemli bir tehdit. Bu tehdidi rakip savunma oyuncuları derinden hissediyor. Bu da takıma olumlu enerji olarak yansıyor. O sahadaysa Galatasaray hücum konusunda çok çok avantaj sağlıyor. Yani dün penaltı kaçırdı, gol attı. Yani şunu demeden edemeyeceğiz. Buffett'in bir Gomis'i önceki yönetimlerden biri 500 bin euro zam istiyor diye sattı. Evet, kulübe para kazandırdı o yönetim Buffett'in bir Gomis. Ama neredeyse 50 milyon euroya yakın golcü transferine para yatırdı Galatasaray. Hiçbirinden şu Buffett'in bir Gomis'in 2 maçtaki gibi maksimum verim alamadı. Üstelik bu oyuncu son 2 maçta sonradan oyuna girerek muhteşem katkılar yaptı. Buffett'in bir Gomis 37 yaşında belki ama sahada 25-26 yaşındaki futbolculardan çok daha zinde, çok daha tehditkar bir oyuncu. Atak sürekliliğini sağlıyor, hücumda daha inançlı bir Galatasaray görmemizi sağlıyor. Göztepe deplasmanında da mucizevi galibiyet kazanmalarının sebebi de aslında Buffett'in bir Gomis'ti değerli izleyiciler. Dün de bunun etkilerini gördük. Penaltı kaçırdı ama hiç moral bozmadı. Penaltıdan çok daha fazlasını takıma entegre etti. Ne entegre etti? Tutku entegre etti. Biz buraların takımı değiliz mesajını tüm Türkiye'ye verdi. Tabii bununla beraber Van Aanholt'un Süper Lig'deki en iyi maçını oynadığını da gördük. Torrent bu mücadelede önemli değişikliklere imza attı. İlk defa geldiğinden bu yana çok doğru tercihler yaptı. Şu erken girseydi, bu çıkmasaydı demedik açıkçası. Galatasaray son 135 dakikada fena oynamadı. En azından bu kötü sezonun en iyi maçlarından birini oynadı. Bunu açıkça belirtmemiz gerekiyor ama halen yanıltıcı olabilir. Halen güven vermeyen bir yönetim var. Gomis dışında Gomis'e uyabilecek isimlerin sayısı az. Bunu önümüzdeki haftalarda
çok daha iyi bir şekilde test edebileceğiz. Galatasaraylı taraftarları burada umutsuzluk aşılamak istemiyorum ama bunun ne kadar istikrarlı olduğunu önümüzdeki 3 maçlık süreç ve Barcelona maçları belirleyecek. Elbette Barcelona'yı elemek zaten zor. Bunu kabul ediyoruz zaten ama biraz daha Galatasaray'ın üzerine koyup ilerlemesi şart gibi. Bunu Gomis varsa yapabilirler. Gomis yoksa yapamazlar. Bu açıkça 2 maçtır görüldü. Taraftarların güvenini kazanmak için Gomis gibi oyunculara ihtiyacı var Galatasaray teknik heyetinin. Belki önümüzdeki haftadan itibaren ilk 11'de başlarsa Buffett'in bir Gomis, biraz daha ilk yarıda sonuca gidebilen bir Galatasaray görebiliriz. Fizik olarak biraz geride gelmiş. O belli zaten, Fransız golcü. Ama 10 dakikada oynasa, 80 dakikada oynasa Fransız oyuncu gerçekten bu takım için çok çok önemli. İzlediğiniz için teşekkürler.